Anadolu, medeniyetlerin doğup geliştiği topraklar. Tarımın, ticaretin, bilimin kaynağı. Tarih boyu bu toprakları özel kılan bir şey vardı. Üzerinde yer alan yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü. Dağlar, akarsular, ovalar. Yalnızca coğrafyamıza değil, insana ve onun hayatına da şekil verdi. Kimi zaman fırsatlar sundu, kimi zaman sorun çıkararak çözüm bulmaya zorladı. Anadolu'da yaşam tüm bu şekillerin etrafında devam ediyor. Denizler. Gezegenimizin sigortası, yaşam kaynağımız. Anne gibi şefkatli, baba kadar öğretici, bazen toprağı kıskandıracak kadar bereketli. Üç tarafımızı çevreleyen bu büyük hazine, sahip olduğumuz en büyük doğal kaynaklardan biri. Türkiye'nin denizleri tüm ihtişamıyla doğaya ve insana can veriyor. Binlerce yıllık kadim şehir, dünyanın en güzel kentlerinden biri. Onu eşsiz yapansa şehri iki kıtaya bölen denizi. Bu özel konumu nedeniyle dikkatleri hep üstüne çekmiş. Kalabalıkları da tabii. Şehrin gürültüsü ve hareketinden biraz olsun uzaklaştığınızda ise birden mavi bir huzur sarar sizi. Deniz öyle yakışır ki İstanbul'a. Nereden bakarsanız bakın farklı bir güzellikle büyülenirsiniz. Fakat bu büyüleyici güzelliğin kimileri için başka anlamları da var. Deniz onların yaşamlarını kazandıkları yer. Onlar gırgırcılar. Marmara Denizi'nde sabaha kadar çalışan Hasan Reis ve tayfası yeni güne öğlen 2'de başladı. Bugün için tek dilekleri günün bereketli ve kazançlı geçmesi. Hasan Reis, 30 yıldır bu sularda avlanan tecrübeli bir denizci. Önündeki ekranlardan geminin altındaki balık sürüsünün cinsini, büyüklüğünü ve miktarını anlayıp
akıntıyı da hesaba katarak ne zaman ağa atılacağına karar vermeli. Küçücük bir hesap hatası her şeyi bozabilir. Balığı ekranda gördükten sonra bir 7-8 tane bir kural var. Onlara bir 10 saniye, 15 saniye içinde karar vermek gerekiyor. Yani bazen oluyor, hiç 2 gün, 3 gün dolaşıyoruz. Hiç balık olmuyor. Sonunda beklenen an geldi. Ağın bir ucunun bağlı olduğu küçük tekne denize bırakıldı. Ağın diğer ucu ise gemide kaldı. Şimdi gemi bir çember çizerek ağın iki ucunu birbirine kavuşturacak. Balık sürüsünü ağların içine hapsetmek için geminin hızlı hareket etmesi çok önemli. Çünkü reisin tespit ettiği balık sürüsü her an kaçabilir. Eğer bu şans kaçarsa tekrar böyle bereketli bir sürüye rastlamak için uzun süre beklemeleri gerekebilir. Durumun farkında olan tayfa bu şansı kaçırmamak için var güçleriyle çabalıyor. Nihayet çember tamamlandı. Bir tek geminin tam altına gelen kısım açıkta kaldı. Balıklar bu boşluktan kaçmamalı. Bunun için tekneye vurularak ses çıkartılıyor. Balıkların kaçması bu şekilde engellenirken balıkçılar istigne halatlarının iki ucunu bir araya getirip ağın altını bir torba gibi büzüyor. Bu işlem bittiğinde ağ aşağıdan da tamamen kapanmış olacak. Şu anda balıklar havuz haline getirilmiş, ağın içine hapsedilmiş durumda. Kaçacak yerleri kalmadı. Sıra ağları toplamakta. Ağ toplamak işin en zor kısmı. Teknolojik olarak son derece donanımlı olan gırgır gemilerinde ağ toplama işi hala balıkçıların bilek gücüyle yapılıyor. Hareketleri senkronize ve hızlı olmalı. Bu sebeple sesli bir ritimle de birbirlerinin uyumuna destek oluyorlar. Bereketli bir av oldu. Şimdi de balıklar cinsine göre ayrıştırılacak. Bu sırada ağlara takılan değersiz balıklar da denize atılacak. Martılar da kendileri için hazırlanan bu ziyafetin eşindeler. ...30 yıldır denizi takip ediyoruz biz. Yani denizde bir taş yerinden oynasa bütün gırgır reislerinin hepsinin haberi olur. Bu gırgırcılar denizin sahibi. Yani neden? Çünkü 8 ay boyunca bu adamlar bu denizde yatıyor. Bak gördünüz işte, çıktık kaç saat oldu. Gene devam. Sezon bitene kadar böyle. Devamlı takip ediyoruz. Şimdi gideceğiz, boğazın ağzında bekleyeceğiz. Çinakop gelecek bir iki saat sonra. Çinakop gelir diye bekleyeceğiz. Gelirse şansımıza, gelmezse gene şansımıza, bahtımıza. Tekne tayfası bir aile gibi yaşıyor. Birlikte yiyor, birlikte uyuyor ve birlikte kazanıyorlar. Aylarca bir arada olacakları bu küçük mekanda iyi anlaşmaktan başka şansları yok.
Balıkçı için birçok zorluk var ama en zoru hasret. Can'ın 40 gün önce ilk çocuğu dünyaya geldi. Çocuğunun doğumunda yanında olamadı. Baba olduğunu uzaktan uzağa telefonundaki görüntülerden hissetmeye çalışıyor. Burada çalışan 25 kişinin hepsi aynı amaç için kenetlenmiş, bereketli bir av mevsimini bitirip sağ salim sevdiklerine kavuşmak için gün sayıyorlar. Anam dedi oğlum, terket İstanbul'u, ah İstanbul beni lahana koydun, ah İstanbul beni ne hale koydun. Oy. Ölürsem oy, Samsun'a götürün beni, sevenlerin mezarında toprağa verin beni. Yılın belli dönemlerinde iz tuzu plajı küçücük ayak izleriyle dolu taşıyor. Binlerce karette yavrusu yumurtadan çıkarak denize ilerliyor. Yapayalnız geldikleri bu dünyada tamamen savunmasız durumdalar. Denize ulaşan her bin yavrudan ancak bir tanesi hayatta kalacak. İşleri gerçekten çok zor ve yardıma ihtiyaçları var. Deniz kaplumbağalarını hayatta tutmak için mücadele eden Dekamer gönülleri uzun zamandır iz tuzunda önemli bir sorumluluk üstleniyor. Belirli bir süre burada kalan gönüllüler el birliğiyle kaplumbağaları hayatta tutmaya çalışıyorlar. Yaralı ve bakıma ihtiyacı olan kaplumbağaların tedavisi, hatta gerekirse ameliyatı bile burada yapılıyor. Aslında burada spesifik olarak karettalarla ilgili bir durum değil benim için. Ya doğaya katkıda bulunmak istiyorum. Yani insanlık olarak işte bozduğumuz bu ekolojik düzeni veya hala bozmakta olduğumuz ekolojik düzeni bir miktar da olsa işte katkım olması için hani bir ucundan tutmak lazım gibi düşündüm. Dekamer, deniz kaplumbağası üreme alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuş. Gönüllüler burada kaldıkları sürede çalışmalara destek veriyorlar. Akşam yemeğinden hemen sonra da saha görevlileri başlayacak. İz tuzu 4,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en güzel plajlarından bir tanesi. Ancak burada denize girenler en geç akşam 8'de burayı terk etmek zorundalar. Sizden sonra yeni bir hayat başlıyor bu plajımızda.
Nihayet plaj boşaldı. Sahil artık Dekamer gönüllerinin kontrolünde. Ekibin en deneyimli isimlerinden biri ol, kaplumbağa yavrularına denize giden yolda uzun zamandır rehberlik ediyor. Burada çeşitli yaşlarda, çeşitli ülkelerden gelen arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte gece arazide bu koruma çalışmalarını yapıyoruz. Tabii bu koruma çalışmalarının yanı sıra bilimsel çalışmalar için de hazırlıklarını yapıyoruz. İşte bu kaplumbağalar ne kadar yaşıyorlar, hangi denizlerde yüzüyorlar, hangi derinliklere dalıyorlar, nelerle besleniyorlar. Tüm bunların araştırmasını yapmak için biz arazide bunların ölçümlerini yapıyoruz, kabuk boylarını ölçüyoruz. Gönüllüler sahili pür dikkat taramaya başladı. Yardıma ihtiyaç duyan kaplumbağalara ulaşmaya çalışacaklar. Ve bu çaba tüm gece boyunca sürecek. Yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüşün ardından yumurtlamak üzere olan bir kaplumbağaya rastladılar. Birol sessizce yaklaşıp kaplumbağanın durumunu gözden geçiriyor. Kazı yapıyor şu anda, henüz transa geçmemiş. Tamam, geri gelin. Tamam. Emniyet bölgede bekleyelim. İşlem bittikten sonra sen defteri al. Tamam. Zek sen kazı kumarasına bakarsın. Yuvayı büyük ihtimalle taşımamız gerekecek çünkü ıslak çok, kuma çok yakın. Emniyetli bölge olan kuru kuma alalım. İki kazık ortasına alalım. Tamam, defter bende. Sen yuvayı kazabilirsin, hatta şimdi bile kazabilirsin. Hayvanla aynı hizada, kaza çok fazla yakın olmasın bu sefer. Kazıktan yaklaşık 5-6 metre daha geri olacak şekilde yine yuvayı kazmaya başlasan hayvan çünkü yumurtacak büyük ihtimalle. Ekibin en önemli görevlerinden biri de yumurtaları daha güvenli bir yere taşımak. Yuvasını yanlış yere kuran kaplumbağaların hatalarını telafi etmek zorundalar. Eğer bunu yapmazlarsa dalgaların zarar verdiği yuvalarda yavruların yaşama şansı kalmayacak. Zek alabilir misin ölçü? 71.4. EKB max kaç? Tam 74. EKE? 67. Yumurtalar daha güvenli olan yuvaya büyük bir dikkatle taşınıyor. Ancak yuvanın üstünü sadece kumla kapatmak yeterince emniyetli değil. Yumurtalar porsuk ve tilkiler için hala açık hedef. Ayrıca iz tuzunu ziyaret eden tatilciler de yavruları tehlikeye atabilir. Bunun için yuvaların üstünü kafeslerle kapatmak zorundalar. Yumurtaları kıyıdan uzaklaştıran ekip üyeleri kısa bir molayı hak etti. Gönüllülerin çabalarıyla karette karettaların denize yolculuğu artık daha güvenli hale getirildi. Bu fedakarlık karşılıksız kalmayacak.
doğal yaşamın korunması için verilen mücadelede kazanan yine insan olacak. Denizler yaratıcı olmaya zorlar insanı. Rızkını mavi sularda arayanlar hep yeni bir yol bulmak zorundadır bu yüzden. Tıpkı karada olduğu gibi denizin insanlara sunduğu nimetlere ulaşmak için her fırsatı değerlendirmek gerekir. Bu kural İzmir Karaburun'daki balıkçılar için de geçerli. Kıyılardaki kayalık yapı burada sıra dışı bir avcılığın gelişmesine neden olmuş. Çökertme dalyanı ismi verilen geleneksel avlanma yöntemi bu bölgede uzun yıllar boyunca yaygın olarak kullanılmış. Ancak günümüzde çok az sayıda balıkçı bu yöntemle avlanıyor. Mehmet ile Onur Karaburun'da hala çökertme dalyanı ile geçimlerini sağlıyor. Çökertme dalyanı oldukça zahmetli. Fakat son derece etkili bir avlanma çeşidi. Mehmet'in kare biçiminde hazırladığı ağ kıyıdaki kayalıklara halatlarla bağlanıyor ve deniz dibine indiriliyor. Balıklar tuzağa girdiği anda ağ halatlarla kaldırılıyor ve sürü bu ağın içinde hapsediliyor. Bu yöntemin doğru sonuç vermesi için belli yönlere taş atmak da son derece önemli. Bu sayede balıkların ağdan uzaklaşması engelleniyor. Tuzak kuruldu. Eğer başarılı olmak istiyorlarsa gözlerini dört açmak zorundalar. Mehmet atadan kalma bu yöntemin günümüzdeki son temsilcilerinden. Şimdi zaten bu meslek benim baba mesleğim, dede mesleğim. Başka bir işte bilmeyiz açıkçası. Bu yerler zaten tarihi. Dedelerimizin belirleyip ve oraya sabitlendiği yerler. Şu anda Karaburun'da 12 tane falan bu sistem kaldı. Geri kalan hepsi öldüler. İşte ruhsatlarını çıkaramadılar. Sistemin de ismi zaten çökertme dalyanı diye geçer. Normalde bizimkiler dalyan değildir. Herkes dalyan der ama dalyanla bizim hiçbir alakamız yoktur. Bizim sistemimiz çökertme dalyandır. Son anda sen balık dedin ya. Kafamı çevirdiğim an samanın içinden bir şey kıpırdı geçti. Benim içinde gördüm şu karşıda bir balık ya. Buradan geldi o. Tamam, bana 2-3 bol sandı. Sonra çoğaldı. Mehmet ve Onur günlerdir umduğunu bulamıyor. Ancak bu duruma oldukça alışkınlar. Çökertme dalyanı avı onlara sabırlı olmayı öğretmiş. Bizim bu işimiz sabır yanağı. Sabır bir de göz. Başın armayacak. Zaten gerçi bir müddet sonra gözlerinde alışıyor bu işlere. Tabii akşam biraz baş ağrısı yapıyor ama alıştık artık. Sabır olmazsa bu işte hiçbir ekmek yiyemezsin. Biz mesela ben bir ay, 1,5 ay boyunca her gün gittim biliyorum ve bir tane balık tutmadan limana geldim biliyorum. Çok. Bizim burada yani 12 ayda bizim dallan kurduğumuz 4 ay filandır. Geri kalan zaten balık yok. Biz senede 4 ay ne yakaladık işte, ne kazandık.
İşte aylarca bekledikleri o an geldi. Bunu bak geliyor. Görüyorum. Hadi bak. Geliyor. Büyük bir sürü çökertme dallarına yaklaşıyor. Şimdi ustalıklarını gösterme zamanı. Mehmet'le Onur umduklarından da kalabalık bir sürüyle karşılaştı. Bu onlar için büyük bir fırsat. Yeni bir hayal kırıklığına tahammülleri yok. Balıkları bir an önce kayığa almaları lazım. Beklediklerinden de iyi geçti. Ancak henüz işleri bitmedi. Şimdi ağları bir an önce toplayıp yola koyulma zamanı. Balıkları satabilmek için limana gitmeleri lazım. Geçimini denizden sağlayanlar tüm güçlüklerin üstesinden gelmek zorunda. Bugün deniz sabrın mükafatını bir kez daha verdi. Uzun süredir elleri boş dönen avcılar nihayet çabalarının karşılığını aldı. İster karada, ister denizde olsun, yaşam emek ve sabırla değer kazanıyor. Burası Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı Köyü. Yeşille mavinin iç içe geçtiği bu şirin köyde Karadeniz iklimi ve bitki örtüsünün belirgin özellikleri ön plana çıkıyor. Bölgede bolca yetişen fındık pek çok köylü için geçim kaynağı sağlamış. Burada yaşayan Yasin de uzun zamandır ailesiyle birlikte fındık işinde. Tüm yorgunluğuna rağmen yıl boyunca sarf edilen emeğin karşılığını almaktan son derece mutlu. Senede bir kez verim alıyorsun fındıkta. Yani bizim de kendimizde fındık bahçemiz olduğu için bununla uğraşıyoruz. Yani yılın 10 günü toplanır. Bir, iki, üç gün kurması beklenir böyle kendisinden normal. Ondan sonra hop hasatı alırız ve sonra satarız yani. Fazla zamanımızı almıyor ama aldığı zamanda da canımız okey diyebiliriz. Zor bir iş çünkü. Babalı köyü
hayvancılık için de son derece elverişli. Veysel'in ailesi de hayvancılıkla uğraşıyor. Çocukluk yaşlarından itibaren koyunlarla geçen zaman içinde işin tüm inceliklerini öğrenmiş. İlk koyuna başladığımda biraz zorlanıyordum biraz. Sonradan gittikçe alışıyor. Ben doğduğumda babamlar zaten hayvancılığı yapıyormuş. Ben 12-13 yaşıma geldiğimde ben de babama yardım etmeye başladım. Bir gün babam, bir gün ben öyle bakıyoruz işte. Hep beraber bakıyoruz. Babalı köyünde zaman tıpkı Anadolu'daki binlerce köyde olduğu gibi geçim telaşıyla geçiyor. Ancak burayı farklı kılan bir şey var. Dalgalar. Babalı'da denizin öfkesini dindirmek zor. Karadeniz'e kıyısı olan bu köyün hırçın dalgaları insan boyunu aşacak kadar büyük. Köylüler bu duruma alışkın. Yasin'le Veysel'in de çocukluğu bu denizde oynayarak geçmiş. Ancak günün birinde denizin bambaşka bir yüzünü keşfedip bunu kendileri için bir fırsata dönüştürmüşler. Yaklaşık 4 sene oldu. Yine her zamanki gibi koyunların başındaydım. Bir baktım denizde söz tatlısıyla kayanlar vardı. Çok güzel gözüküyordu uzaktan. Ben artık her gün izlemeye başlamıştım her saat. Her gün gidip izliyordum artık. Ondan sonra amcamın oğlu da başlamış sörf yapmaya. Yasin abiyle beraber sörf yapmaya başlamışlar. Benim yanıma geldi. Dedi, hadi dedi siz de gelin sörf yapmaya dedi. Sörf, Veysel'in hayatının önemli bir parçası olmuş. Başlangıçta hobi olarak gördüğü sörf de zamanla ustalaşarak ulusal turnuvalarda boy gösteren bir sporcu olmayı başarmış. Bu başarı ona sörfte Türkiye üçüncülüğünü kazandırınca bu spora dört elle sarılmaya karar vermiş. Sörf hiç bırakmak niyetinde değilim. Gelecekteki yarışlara katılmayı tabii ki düşünüyorum. Her gün denize gidip geliyorum. Normalde yazın gelen insanlar için 3 aylık bir sezon var burada. Ama bizim için hiç sezon kapanmıyor, bitmiyor mesela. Benim evim hemen denizle yan yana. O yüzden bu benim için bir büyük bir avantaj. İlginç bir tesadüf sonucu keşfettikleri sörf, şimdi bu gençlerin gelecek hayallerini süslüyor. Artık bu işi daha profesyonelce yapmanın yollarını arıyorlar.
yılların ne getireceği belli olmaz ama dalga sörfü kulübü açıp daha fazla kişiye ulaşmak istiyorum. Hem kendimi buradan hem gelir kaynağı elde etmek. Hani oradan kendimi geçindirmek istiyorum açıkçası. Çünkü insan kendi sevdiği işi yaparsa her şeyi güzel yapar diye düşünüyorum. İnsan hayal etmeden hiçbir şeyi başaramaz. Yasin'le Veysel'in hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini zaman gösterecek. Ancak onlar umut etmekten vazgeçmeyecekler. Onlar başarıya açılan bu yolda en büyük ilhamı denizden alacaklar. Deniz, insanların dayanıklılığını sürekli test eder. Hırçın dalgalarla sınar, çaresiz bırakır balıkçıları. Denizin sert yüzünü görüp pes edenler için geçim kapıları ardına kadar kapanır. Cengiz de uzun yıllar boyunca Mersin'in Silifke ilçesinde balıkçılıkla geçinmiş. Ancak balığın bol olduğu bereketli yılların ardından işler bir anda kötüye gitmeye başlamış. Buraya Akdeniz'e gelen balon balığı olsun veyahut aslan balığı. Yani bunlar buradaki hayvanların atmış olduğu yumurtayı çıktığı anda yiyen, büyük tahribat yapan denizin içinde nesneler bunlar. Öbür taraftan şimdi benim altımda 6,5-7 metre bir balıkçı motoru var yine. Çıktığımızda av döküyoruz. Döktüğümüz avda aşırı derecede yunus balığı var. Normalde bir balığı avı kaldırmaya başladığında zaten nöbetçi amire gibi yanında bunlar. Başlıyorlar, sen aşağıdan avı kaldırdın mı? Gelen avın şeyindeki balığı sömürüyor. Ondan sonra yepyeni yapmış olduğun, dünya para harcadığın avı paramparça ediyor. Yani şimdi şu durumda balığa gidiyorum ama eskiki gibi balığa gitmiyorum, sık çıkmıyorum çünkü zarar. Silifke'deki Göksu Deltası oldukça bereketli bir yer. Göksu Irmağı'nın beslediği bu alan çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor. Cengiz bu bölgeyi avucun içi gibi biliyor. Ancak yıllar içinde balıklar adres değiştirince denize daha az açılır olmuş. Ve geçinmek için başka arayışlara girmiş. Balık işi gelir getirmediğince bana, ondan sonra ben bu deniz bölgesine yöneldim. Bunun alan insanlara buldum, tüccarlara buldum. Ana işim deniz bölgesi, şu andaki gelirim de aşağı yukarı ondan. Az da olsa Allah bereket versin, karnımız doyuyor. Yani şükretmek lazım. Cengiz geçimini artık denizden değil kıyıdan sağlıyor. Deniz börülcesi Medcezir sonrası ona sunulan bir armağan sanki. Suların çekildiği tuzlu arazide boy veren bu bitki doğal ortamda yetişiyor. Şimdi bu
bu doğal olaraktan deniz yakınlarında olan çorak, tuzlu, nemli, ekimi pek tarıma elverişli olmayan bölgelerde daha çok çıkar. Normalde bunun çıktığı yerde buğday ekemezsin, çilek yapamazsın, limon ekemezsin. Olmaz. Bunun bölgesi çorak, tuzlu olan, nemin, çamurun, devamlı rutubetin aşırı olduğu denize yakın bölgelerde olur. Cengiz eskisi kadar balık tutamasa da denizin kendisine yeni bir fırsat sunduğunu çok iyi biliyor. Aklı hep eski ve güzel günlerde olsa da bu zor günlerin üstesinden gelmeyi başarmış. Denizden yediğimiz ekmeği inkar edemeyiz. 17 senenin adı var. Tut da İskenderun Karataş Limanı'ndan şeye kadar, Alanya burnuna kadar olan mevkide aşağı yukarı, abartılı olmasın, her suda yani derinlikteki yerde aşağı yukarı balıkçılık yaptık. Karnımız doydu o dönemlerde. Ama şimdi karnımız doyar desek yalan söyleriz. Cengiz her ne kadar yorulsa da bugün de çuvalını doldurmanın huzuruyla evinin yolunu tutuyor. Ancak evde onu bekleyen yeni bir mesai daha var. Eşiyle birlikte deniz börülcesi turşusu yapacaklar. Oldukça yorucu bir hazırlığın ardından dillere destan bir lezzet ortaya çıkacak. Şimdi bunu topladıktan sonra güzelce gelir temizleriz. Temizledikten sonra 3 sefer 4 sefer temiz suyla yıkarız çamuru, ondan sonra pisliğe gitsin diye. Gittikten sonra normalde tenceremizi vurar, ateşimizi yakarız. Onun içinde haşlarız. Haşladıktan sonra bir kenara çıkarız kasaya. Kasaya çıktıktan sonra onun üstüne soğuk su tutmak zorundayız. Daha sonra da sıyırırız bunu. Sıyırdıktan sonra güzelce içindeki bizim kaçırdığımız bir şey var mı? Ona bakarız. Daha sonra da bidonlayıp sirkesini korup turşu yaparız. Özellikle piriş pilavı kuru fasulyenin yanında, yani biz köylü olaraktan değil mi, vazgeçilmez. Denizler insanın karşısına büyük zorluklar çıkarabildiği gibi büyük fırsatlar da sunabiliyor. İçim kavgasında gözü pek olanlar için umut her zaman var olacak. Denizler doğal döngünün korunmasında olduğu kadar insanlar için de hayati bir öneme sahip. Ekmeğini bu masmavi sularda arayanlar için sayısız nimetleriyle bir yeryüzü sofrası adeta. Denizlerimiz ancak bizler değerini bildikçe binlerce canlıya yuva, insanlara ise geçim kapısı olmayı sürdürecek.